Masonlar böyle lanetlenmiş insanlar gibi görülür ve hiçbir şekilde de görüşülmez onlar, konuşulmaz. Halbuki bu çok yanlış. Yani biz ateistle de görüşürüz, Marksistle de görüşürüz, satanistle de görüşürüz. Yani adamı cehenneme git mi diyelim adama? Tabii kurtarmak isteyeceğiz. Yani nasıl olacak o zaman? Musevilerle görüşüyorum. Niye görüşüyorsun diyorlar. Peki nasıl anlatacağız dini? Hristiyanlarla görüşüyorum. Niye görüşüyorsun? Şimdi Masonlarla görüşüyorum. Artık düşünemiyorum yani. Ortası birbirine girer ya. Ama ben tabii hiç kale almam. Mesela biz eskiden de diskolara giderdik. Orada bizim çocuklar giderdi diskolara. Orada tebliğ yapardık. Ama ne işiniz var diskolar derdi. Camide zaten Müslümanlar var yani, orada tebliğ olmaz. Onlar camide yapmak istiyorlar tebliği. Yani halbuki gidersin diskoda da yaparsın, sokakta da yaparsın. Başka yerde de gidersin değil mi? Yani ihtiyaç olan insanlara yapılır. Peygamberimiz Ukaz Panayır'a gidiyordu. Bütün müşrikler, Mekke müşrikleri, ateistler, dinsizler hepsi vardı. Çok eziyet etmelerine rağmen, hakaret etmelerine rağmen, ters davranmalarına rağmen gidip onlara tebliğ yapıyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberler öyle yapmadı mı? Müşriklerle mücadele etmedi mi? Anlatmadı mı onlara? Onların alayına, baskısına rağmen, hakaretlerine rağmen akıllarımız iftira attılar. Deli dediler, büyücü dediler, yalancı dediler. Değil mi? Çıkarcı dediler. Yani her şey dediler. Akla gelen her şeyi. Ama Müslüman tabii o şunu der, bu bunu der diye dedikodudan çekinerek İslam'ı anlatmamazlık edemez. O zaman Allah ahirette ona sorar. Böyle bir hakkı yok Müslüman'ın.